أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أبد. Allah Azze ve Celle'nin izni keremiyle bugün surenin sonlarına geldik. Allah Azze ve Celle ömür verir, nefes verirse bugün bu sureyi bitireceğiz. En son 48. ayette kalmıştık. 49. ayeti okumak istemiştik, zaman yetmemişti. Zaten 49. ayet ile 50, 51. ayet hep birbiriyle ilişkili olduğu için ben onu bu haftaya bırakmak istedim. Bu hafta 6 ayet işleyeceğiz ve bu sureyi bitireceğiz Allah Azze ve Celle izin verirse. Evet, Fussilet suresinde 49. ayette kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle 49. ayette diyor ki La yes'amul insanu min dua'il hayr. İnsanoğlu hayır istemekten dolayı asla usanmaz. Sürekli hayır ister. Bıkmaz, sıkılmaz, sürekli hayır ister. Ve in messehu şerru feyeusun kanut. Oysa biz ona bir şer dokundurduğumuz zaman o yese, yani umutsuzluğa, karamsarlığa kapılır. Yani şöyle toparlayacak olursak Allah Azze ve Celle diyor ki insanoğlunun fıtratını anlatıyor bize. İnsanoğlu diyor hayır istemekten asla usanmaz. Sürekli ister. Ancak kendisine bir şer dokunursa hemen ne yapar? Hemen karamsarlığa kapılır ve umutsuzluğa düşer. Yani sanki Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği nimetler bir anda kaybolur gider. Şimdi meselenin izahına geçebiliriz. Burada İmam Kurtubi burada kastedilen iyilikten kasıt işte İnsanın sağlığıdır, otoritesidir, gücüdür. İşte çocuk isterken Allah'ın kendisine verdiği o nimetlerdir, sağlıktır, her şeydir demiştir. Hayır, kasıt bu. Veya başka alimler şunu demişler. Demişler ki burada kastedilen kafir bir insandır. Kafirlerin sıfatlarıdır bunlar. Allah Azze ve Celle'den hep ister 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 ama şer kendisine dokununca umutsuzluğa kapılır, ümitsizliğe kapılır demişler. Ve kastedilen de Velid İbni Mughire'dir demişler. Bazıları da Ümeyye bin Halef'tir demişler. Allah Azze ve Celle kendilerine mal verdi, çocuk verdi, yiğit çocuklar verdi. Bununla beraber bol bol mal verdi. Dolayısıyla onlar Rablerine karşı nankörlük ettiler diyor. Peki burada kastedilen kafir midir? Evet. Allah Azze ve Celle'nin burada kastettiği fıtrat, huy, haslet, evet kafirindir. Belli. Allah Azze ve Celle ayetlerin öncesine sonrasına baktığın zaman kafirlerden bahsediyor. Ancak bu öyle bir fıtrattır ki maalesef Müslümanlarda da var. Müslümanlarda da var. Bunun nankörlük fıtratı. Yüce Allah Azze ve Celle insanların ruh halini biliyor. Ne kadar nankör olduklarını biliyor. Ve bu ayette bu insanların bize fıtratlarını anlatıyor. Aramızda iyiliği istemeyen var mı? Her birimiz istiyoruz. Hem de çok çok istiyoruz. Kimimiz sünnete uygun istiyoruz. Kimimiz fıtri olarak istiyoruz. Örnek verecek olursak kimi ellerini açıp Ya Rabbim bana şunu ver diyor. Ya Rabbim bana bunu ver diyor. Ya Rabbim çocuk ver, mal ver, araba ver diyor. Kimi de fıtri olarak diline geldiği gibi ah keşke bu da bende olsaydı diyor. Yine Allah'tan istiyor. Kalben bunu istiyor. Kalben onu temenni ediyor. Bu benim olsaydı diyor. Bak biri sünnete uygun bir isteme, biri de fıtri olan bir isteme. Yani insanın kolayına geldiği gibi istemesi vardır. Halk arasında görürsün. Hayrı, güzelliği, iyiliği istemeyen var mı? Yok. Herkes istiyor. Tabii kastettiğimiz hayır olarak, şeriatın hayır olarak bildirdiği şeyler değil. Yani mal, mülk,
güzellik, işte hastalık gelmesin, hep sağlık olsun, hep zenginlik olsun, hep arkadaşlarla aram iyi olsun, hep iş yerindeki patronumla aram iyi olsun, hep işte ticaretim düzgün gitsin. İstemeyen var mı? Hayır, herkes istiyor. Ama bunun tam zıttı olduğu zaman başlıyor vaveyla koparmaya. Eyvah! Sanki veren Allah değilmiş gibi. Hemen umutsuzluğa kapılıyor. Sanki başına gelen o şer bir daha hiç kalkmayacakmış gibi oluyor. Her biriniz şu anda fıtratlarınızı bir sorgulayın. Her birinizde yok mu? Var. Hepimizde var. Demek insanoğlu böyle bir fıtrata sahip. Hayrı ister ama başına şer geldiği zaman bu şerri ne yapar? Bu şerden dolayı umutsuzluğa kapılır. Rabbini hemen unutur. Bu böyle. Gerçekten de bu böyle. İşte bu nankörlüğün en büyük belirtilerinden bir tanesidir kardeşler. Allah Azze ve Celle oysa veriyor kuluna, hepimize veriyor. Bazen de sınamak için, bakalım kulum şükredecek mi, bana dönecek mi, iyi günde benden istediği gibi kötü günde de benden isteyecek mi, gerçekten bana karşı hüsnü zan besleyecek mi, beslemeyecek mi diye Allah Azze ve Celle kulundan bunu bekliyor. Ama kul hep ümitsizliğe düşüyor. Hep karamsarlığa düşüyor. Sanki dünyası başına yıkıldı. Sanki haşa cehennemin içine girdi gibi kendini kötü hissetmeye başlar. İnsanların azaplarını Allah'ın azabı gibi görmeye başlar. Bu böyle. İşte bu Allah Azze ve Celle hakkında suizanda bulunmaktır. Halbuki Müslüman hüsnü zanda bulunur. Biz daha önce Kitab-ı Tevhid'de bahsettik. Dedik ki bütün şirkin temeli Allah Azze ve Celle hakkında suizanda bulunmaktır. Şirk işleyen, nankörlük yapan, haram işleyen, aklınıza gelebilecek, işte tövbe etmeyen, insanlara kötü davranan, hep bunun temelinde Allah'a karşı suizan yatar. Hüsnü zan değil, suizan yatar. Halbuki Allah'a karşı hüsnü zan beslemiş olmuş olsaydı, böyle olmazdı diyoruz ve bu ayette Allah Azze ve Celle bize bundan bahsediyor diyebilirim. Tabi Allah Azze ve Celle o kulun bazı yaptıklarından anlatmaya devam ediyor. O kul nasıl bir kul? Dedik ya kafirden bahsediyor. Evet kafirden bahsediyor ancak Müslümanlarda da buna benzer huylar var, hasletler var. İşte bunları değiştirmemiz lazım. Bunları düzeltmek için çaba göstermemiz lazım. Şayet bu anlatılanlar bizde de varsa o zaman iyazu billah hemen Allah'a sığınıp tövbe etmemiz gerekiyor. Her birimiz nefsimizi temizlemek için diyebilirim. Evet. Allah Azze ve Celle 50. ayette diyor ki وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ دَرَّاءَ مَسْهَدْهُ. Ne zaman ki Allah Azze ve Celle ona dokunan bir zarardan sonra biz kendi tarafımızdan bir rahmet tattırsak, zarardan sonra bir rahmet tattırsak ne der? Le yekulenne. Tekitli bir şekilde, yeminli bir şekilde der ki hâzâ li, bu benim hakkımdır. Bakın Allah Azze ve Celle sıkıntıdan sonra ona rahmet tattırıyor ve o kul ne diyor? Bu benim hakkımdır. Ben kazandım diyor. Devamında ne diyor? وَمَا أَذُنُّ سَاعَةَ قَائِمَةً. Ve ben kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Devamında diyor ki وَلَئِنْ رُجِعْتُ اِلَى رَبِّي. Ve ben Rabbime eğer tekrar döndürülürsem اِنَّا لِي اِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. Onun katında güzel şeylerle karşılaşacağımı umuyorum. Yani tekrar döndürülsem bile dünyada Allah Azze ve Celle'nin bana verdiği nimetlerin aynısı orada da verilecektir. Şüphem yok diyor. Ve bunu söylerken de yemin ederek söylüyor. Tekitli bir şekilde söylüyor. Allah Azze ve Celle de ona diyor ki فَلَنُنَبِّيَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا. Biz o kafirlere yaptıklarını haber vereceğiz. وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَل۪يذٍ. Ve onlara galiz bir azap tattıracağız. Hem yaptıkları amelleri onlara haber vereceğiz. Ne yaptılar, ne ettiler tek tek haber vereceğiz. Hem de onlara galiz bir azap tattıracağız diyor. İşte buradaki insan tipi
genel itibariyle kibirli, işte kendini büyük gören bir insan tipine benziyor. Yani ben diyen ve başka bir şey demeyen insan tipine benzeyen. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle hastalıktan sonra insana sağlık veriyor. Fakirlikten sonra insana zenginlik veriyor. İnsan bazen çocuk istiyor yıllarca, Allah Azze ve Celle o isteğine uzun zamandan sonra cevap veriyor, istediklerini veriyor. Ancak Allah Azze ve Celle bu verdiği nimetlerin karşısında kulundan kulluğu göremiyor. Nasıl göremiyor? Burada kastedilen adamda olduğu gibi ne diyor adam? Hayır diyor, bu benim hakkım, ben elde ettim diyor. Yani Allah Azze ve Celle bu adama şayet şifa verdiyse, bu adam sağlıklıysa, güçlüyse benim hakkım diyor. Ben güçlüyüm diyor. Yine Allah Azze ve Celle bu adama zenginlik verdiyse ben kendi çabalarımla kazandım. Paramı altına yatırdım, dolara yatırdım, kafamı çalıştırdım, kazandım demek istiyor adam. Veya adam şöhret bulduysa, insanlar tarafından tanındıysa çok kabiliyetliyim, çok alimim, işi biliyorum, ondan dolayı yaptım diyor. Bakın bu sözlerin hepsi nankörlük kapsamındadır. Kitab-ı Tevhid'de buna vurgu yapmıştık hatırlarsanız. Bunlar nedir? Bunlar imanı bozan meselelerdir. Bunlar itikadı zedeleyen meselelerdir. Bir Müslüman dahi böyle bir şey söylemez. Çünkü biz ne dedik? Dedik ki bütün iyilikler, bütün hayır, bütün sağlık hepsi Allah'tandır dedik. Örnek vereyim, adam alim. Tamam, sen alimsin, beceriklisin. Zahiren öyle gözüküyor. Sana bu ilmi kim verdi? Allah. Peki sana bu beyni kim verdi? Akıl diyorsun ya. Kim verdi? Allah. Peki sana bu zamanı yaratan kim? Allah. Kimi var akıllı, zamanı yok ders çalışmaya, alim olamıyor. Kiminin imkanı yok maişetini yürütmek için, geçimini sağlayabilmek için çalışıyor, alim olamıyor. Sana bu zamanı yaratan kim? Yine Allah. Sen nimeti Allah'a nispet edeceksin o zaman. Sen nimeti kendine nispet etmeyeceksin. Veya sen çok güçlüsün. Çok güzel oynuyorsun, çok güzel yapıyorsun, çok güzel hareketlerde bulunuyorsun. Her şeyin çok güzel, mükemmel gibi gözüküyor. Sana bunu veren kim? Seni yaratan kim? Allah. O zaman sen bütün nimetleri Allah'a nispet etmekle mükellefsin. Ben değil. Ben dersen o zaman senin şeytandan hiçbir farkın kalmaz. Ki şeytan neden kafir oldu? Allah Azze ve Celle'nin huzurundan kovuldu. Ne dedi? Dedi ki sen beni ateşten yarattın. Onu ise topraktan yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Bak tek bir kelime, tek bir cümle onu ne hale getirdi? Allah'a karşı kafirlerden etti. Çok önemli bir nokta, Allah'ın yarattığını kabul etmesine rağmen kendine nispet etti. Ben dedi ondan daha hayırlıyım dedi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bazen size bir ilim verebilir ama avam sizden daha hayırlıdır. Bazen size bir para verebilir. Sizin verdiğiniz paranın yanında fakirin verdiği para daha mübarektir, bereketlidir ve daha hayırdır. Bazen zayıf adam güçlü adamdan ne olabilir? Daha hayırlı olabilir. Genel itibariyle zahiren güçlü zayıftan daha hayırlıdır hadislerde olduğu gibi ama senin yaptığın amellere göre. Öbürü var güçsüz, Allah'a nispet ediyor. Öbürü var fakir, Allah'a nispet ediyor. Öbürü var bununla beraber avamdan, Allah'a nispet ediyor. Sen alimsin, kendine nispet ediyorsun. Sen zenginsin, kendine nispet ediyorsun. Sen güçlüsün, kendine nispet ediyorsun. Bak fakir senden daha güçlü oldu. Avam senden daha güçlü oldu diyebiliriz. Evet, ondan dolayı buradaki sözlerden bir tanesi de şudur ki Ali radıyallahu anh'un torunu diyor ki kafirlerin iki tane temennisi vardır. Diyorlar ki biz Rabbimize kavuşursak şüphesiz ki onun yanında iyilikten başka bir şeyle karşılaşmayız. İkinci temennileri ise ya Rabbim bizi dünyaya döndür. Bak ibadet nasılmış biz gösterelim. Ya Rabbim bizi dünyaya döndür, senin ayetlerini yalanlamayalım. Başka bir temennileri de nedir?
Ya Rabbim, ah keşke toprak olsaydık. Bakın temenni diyoruz. Temenni ne demektir? Yani ulaşamayacağım bir istek. Ondan dolayı selef böyle diyor. Kafirlerin iki temennileri vardır. Dünyadayken bu adamın dediğidir. Ahiretteyken ise biraz önce söylediğim temennilerdir. Ah keşke toprak olsaydım, ah keşke dünyaya döndürülseydim derler. Zaten bir insan, düşünün, ayetin siyakına bakın, sibakına bakın. Bir adam zaten marifeti, zenginliği ve benzeri şeyleri kendine nispet ediyorsa, şunu söylemesi gayet normal değil mi? Allah Azze ve Celle bana ahirette de zaten güzellik verecektir. Çünkü adam kendinde biliyor zaten. Ben hak ettim diyor. Ben yaptım diyor. Bu kafirler de demiyor mu aynısını? Bu kafirler de hiçbir amel yapmadan demiyorlar mı? Biz ölsek de cehennemde yanar çıkarız. Veya ya Rabbim bize Firdevs'i ver demiyorlar mı? Dünyada ne yaptılar ki ahirette ne istiyorlar? Bu da böyle aynısı, hiçbir farkı yok. Bu da diyor ki ben ölsem, kıyamet kopsa, Rabbimle kavuşsam o bana hayırdan başka bir şey, iyilikten başka bir şey, cennetten başka bir şey vermez diyor. Neden? Kendini büyük görüyor. Sanki hak etmiş zannediyor. Halbuki hak ettiği bir şey yok. Bugünkü kafirler de ne diyorlar? Biz diyorlar ümmeti Muhammed'deniz. Dikkat edin. Nasıl ki Yahudiler dediler ya bize ateş sayılı günlerin dışında dokunmayacak dediler. Bunlar da ne diyorlar? Biz ümmeti Muhammed'deniz aleyhissalatü vesselam. Bize diyorlar sayılı günlerin dışında ateş dokunmayacak. Çünkü biz la ilahe illallah dedik diyorlar. Yani biz Rabbimize kavuşsak bile biz cehennemde yanarız çıkarız diyorlar. Şimdi bunların her birine baktığın zaman insanlarda şunu görüyorsun. Bu tip insanlarda özgüven patlaması yaşıyorlar. Hiç korkmuyorlar. Kendinden çok emin. Sanki gerçekten Allah Azze ve Celle ona cenneti kesin verecekmiş gibi hareket ediyorlar. Halbuki cennet Allah'ın mülkü, hak edene verir. Allah Azze ve Celle katından hiç kimse söz mü aldı? Allah Azze ve Celle Yahudilere öyle söylüyor. Onlar Allah'tan söz mü aldılar ya? Hayır. Allah Azze ve Celle bu tür insanların azaplarını ne yapacaklardır? Verecektir. Hem dünyada hem ahirette güzellik, iyilik olmaz. Daha önce de dedik ki dünyada rahatlık olmaz. Bu dünyayı kendine zindan edinen, hapis edinen ahirette yaşar. Yaşar. Müslüman olarak ölürse yaşar. Ama iki dünyada gözyaşı olmaz. Bu dünyada çok ağlayan ahirette çok gülecektir. Ama bu dünyada çok gülenler ahirette kandan gözyaşı dökecektir. Bu böyledir. İki dünyada da hayır istemek, iki dünyada da güzellik istemek, rahatlık istemek bu nedir? Bu biraz Kur'an'ın mesajına aykırıdır. Allah Azze ve Celle dünyadayken insanlara bazı nimetler verir. Eyvallah, sorun yok. Ama biz bununla beraber şer de istemiyoruz. Ancak bu dünyada sıkıntı, eziyet olacak. Çaba olacak, ibadet olacak. Adam alnını secdeye bir kere koymuyor ama adam senden daha çok cenneti istiyor. Senden daha çok cenneti istiyor. İşte bu da nedir? Bu da ahmaklıktır. Ahmak o kimsedir ki hiçbir amel yapmaz ve cennete gitmeyi temenni eder. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Onun için bu tip insanlara baktığımız zaman şunu da görebiliyoruz. Farkındaysanız bu adam Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği nimeti kendisine nispet ediyor. Bir. İkincisi nankörlük var burada. Üç. Burada bir özgüven patlaması var. Çok güveniyor adam kendine. Dört. Burada iman yok bu adamda. Neye iman yok? Ahirete iman yok. Şüpheyle bakıyor. Şayet eğer böyle bir şey varsa diyor. İhtimalli konuşuyor. Dirilmeye de inanmıyor. Ancak ne ilginçtir ki Rabbine inanıyor. Rabbime eğer kavuşursam diyor, böyle bir şeyle karşılaşacağımı umuyorum diyor. Yani cennetle, güzellikle, iyilikle. Bu tip insanlar bugün günümüzde kimdir kardeşler? Bu tip insanlar deistler. Tam deistleri anlatan bir ayet aslında. Biliyorsunuz ki
deistler de şunu iddia eden insanlar. Deizm demek kardeşler, yaradancılık, sadece bir olan Allah'a inanan insanlardır. Bunlar cennet kabul etmezler, cehennem kabul etmezler, peygamber kabul etmezler, kitap kabul etmezler, şeytan kabul etmezler. Yani mükafat, ceza kabul etmezler. Bunlara göre tek bir doğru vardır, Allah vardır. Yani yaratan biri vardır, bir varlık vardır. Bunun dışında yani cennete gideceğiz, cehenneme gideceğiz, şöyle olacak, böyle, bunlar bunu inkar ederler. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur kardeşler. Bu daha da yaygınlaştı. Özellikle son zamanlarda, son 100 yılda bu deizm daha da yaygınlaştı. Yani Allah'a inanıp da ahirete inanmayan, Allah'a inanıp da peygambere inanmayan, şeriata inanmayan insanlar gitgide yaygınlaştı ve kendi içlerinde farklı farklı fırkalara bölündü. Özellikle mesela son zamanlarda bu hadis inkarcıları deizmin farklı bir türü gibi. Kur'an'a inanıyorlar, sanki ahirete şüpheyle bakıyorlar. Ahiretin bir kısmına şüpheyle bakıyorlar. Peygamber'e inanıyorlar, peygamberin getirdiklerine şüpheyle bakıyorlar. Kur'an'a inanıyorlar, bir kısmına şüpheyle bakıyorlar. Tevil ediyorlar, kastedilen bu değil diyorlar. Onun için deizmin de mantığı nedir? Akıldır, kabiliyettir. Ben kazandım, ben yaptım, benim çabamla oldu derler. Yani Allah Azze ve Celle kullara müdahale etmez diyorlar. Kader diye bir şey de yoktur onlara göre. Dolayısıyla bu hükümlerin hiçbirinin olmadığını anladığın zaman işte burada kastedilen adamın sanki bugün günümüzde anlatılan deistler gibi anlaşıldığını anlıyoruz. Peki bunlar ne diyorlar? Bunlar her şeyin kendiliğinden olduğunu iddia ediyorlar. Her şey kendiliğinden olmuş. Yani örnek veriyorum size, Allah bizi yaratmış ama böyle başı boş bırakmış. Haşa. Öyle herkes kim ne yaparsa yapsın. Hatta bazıları ahirete inanıyorlar, dirilmeye inanıyorlar, bazıları inanmıyorlar. Değişik değişik fikirler, değişik değişik türler. Herkes bir şey söylüyor. Bir kısmını işte Budizm'den almış, bir kısmını Hinduizm'den almış. Öyle değişik fikirler insanlar arasında mevcuttur. Bunlar nedir kardeşler? İşte bunlar ahmaklardır. Neden ahmaklardır? Bunlar Allah Azze ve Celle'nin varlığını kabul etmekle beraber kendisine Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şey emretmediğini iddia ediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimesinde diyor ki اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَيْ يُتْرَكَ سُدًا İnsan kendisinin başı boş bırakıldığını mı zannediyor? Yani Allah seni yarattı, yoktan var etti. Dedi ki ne yaparsan yap mı dedi. Haşa ve kella, Allah Azze ve Celle'nin böyle bir şeye ihtiyacı mı var? Seni yaratacak, öyle saldım çayıra, böyle bir şey olabilir mi? Kesinlikle böyle bir şey olamaz. İşte bu deistlerin ve bu ahmakların iddialarından başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle yine başka bir ayette diyor ki اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Yoksa siz Allah Azze ve Celle'nin sizleri, yeri, göğü, kainatı abes olsun diye mi yarattığını zannediyorsunuz? Yani boş bir şey için mi yarattığını zannediyorsunuz? Ve Allah Azze ve Celle devamlı diyor ki وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Ve bize tekrar geri gelmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Öyle bir şey olamaz. Demek ki iddia edenler olmuş. Geçmişte de iddia edenler olmuş. Hala iddia edenler var. Allah Azze ve Celle onlara cevaben diyor. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَيْ يُتْرَكَ سُدًا İnsan böyle kendini başı boş, tabiri caizse hayvan gibi, dilediğini ye, dilediğini iç, ne yaparsan yap, senin ölçün, senin işte kıstasın vicdanındır, senin kıstasın aklındır, senin kıstasın işte örfün mü diyecek, haşa ve kella. Öyle bir şey olamaz. Allah Azze ve Celle kullarını yaratmıştır ve onlara peygamberler göndermiştir, nebiler göndermiştir. Ta ki onları hesaba çekmek için. Dolayısıyla bu tip insanların düştüğü hatalardan bir tanesidir. Ahiret insanların karşılaşacağı büyük bir gündür. Büyük bir gündür. Bugünkü insanların iddia ettiğinin tam zıttıdır diyebiliriz. İşte bu tip insanlar, bugünkü insanlar deistlerdir diyebiliriz. Baktığımız zaman söylediklerine, baktığımız zaman günümüzdeki insanların söylediklerine aynı.
Neden hadisi inkarcılar dedim sizce kardeşler? Normalde biri diyebilir ki ya hadisi inkarcıları nasıl olur da deist olabilir? Hadis inkarcıların içinde evet ben deistim diyenler var. Hatta deistleri doğru bulanlar var. Evet deistlerin bizden bir farkı yok diyenler var. Böyle ben size 3 tane 5 tane isim sayarım yani. Ve bildiğiniz deist gibi hareket eden insanlar var. Sırf ehli sünnete muhalefet etmek için deist gibi görünenler var. Dolayısıyla bu da böyledir diyebiliriz. Evet. Allah Azze ve Celle 51. ayette der ki وَاِذَا اَنْعَمْنَ عَلَى الْاِنْسَانِ Allah Azze ve Celle kullarına nimet verdiği zaman اَعْرَدَى yüz çevir وَنَاءَ بِجَانِبِهِ ve yan çizer. Yüz çevirir ve yan çizer. Yani Allah Azze ve Celle kullarına nimet verdiği zaman yüz çevirir ve yan çizer. وَاِذَا مَسَّهُ شَرُّ فَزُوا دُعَيْنْ عَرِيدْ Allah Azze ve Celle diyor ki devamında ona bir şer dokunduğu zaman ise artık o geniş bir dua sahibidir. Yani düşünün Allah nimet veriyor o kula, yüz çeviriyor, yan çiziyor. Şer veriyor, ne yapıyor? Nankörlük yapıyor. Bakıyorsun hemen elini açıyor. Ya Rabbim bana yardım et, ya Rabbim bana yardım et, ya Rabbim sen bana yardım etmezsen kimse yardım etmez. Neden? Çünkü o ana kadar güvendiği sahte ilahlar bir yere kaçmıştır. Çünkü ona yardım edecek başka ilah yoktur. Dolayısıyla müşriklerin gemideki halini Allah Azze ve Celle bize başka ayetlerde bahsediyor. Uçaktaki bazı insanların hallerini ah keşke görmüş olsaydınız da uçak düşeceği zaman insanlar nasıl da Rablerine yalvarıyor. Ah keşke görmüş olsaydınız. Ve bu insanlar yere indikleri zaman iner inmez Rablerine şirk koşmaya devam ediyor. İner inmez. Havadayken ya Rabbim bize yardım et. Ya Rabbim sağ salim aşağı inersek vallahi istediğin gibi bir kul olacağız diyenler başlıyorlar. Aşağı inince tekrar şirklerine geri dönüyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Bunu bazı futbolcular olsun, bazı sanatçılar olsun uçak maceralarını anlatırken söylüyorlar. Diyorlar ki uçağımız düşecek gibi oldu. Bildiğimiz bütün duaları okuduk diyorlar. Bildiğimiz bütün duaları okuduk. Ne biliyorsak artık. Sonra diyor Allah'a hamdolsun yere sağ salim uçak indi diyorlar. Ne demek bu? Yani sıkıntılı anında kul Rabbine yöneliyor ama rahatlık anında kimse bana dokunmasın mantığı var. İşte bu insan fıtratını gösteren ince bir gerçek ve ince bir tasvirdir diyor Seyyid Kutup. Çok ince bir gerçek ve ince bir tasvirdir ve ilginçtir diyor. Çünkü diyor Rabbine güveni azdır kulun ve bağı da zayıftır genel itibariyle. Onun için insan ruhunun geçtiği bu yolları hangi insan inkar edebilir sizce? Hiç kimse inkar edemez. Çünkü sıkıntı anında herkes Rabbine dua eder ama rahatlık anında herkes Rabbinden yüz çevirir. Ve diyor ki mesela müfessirlerden bir tanesi ne büyük dikkat, ne büyük dikkat. İnsan ruhunun büyük küçük her özelliğini ortaya koyan ne incelikli bir gözlem. Çünkü onu anlatan yüce yaratıcısıdır diyor. Nasıl da Allah Azze ve Celle bizi anlatıyor, tasvir ediyor. Nasıl da huylarımızı biliyor. Nasıl da en ince ayrıntısına kadar bize bildiriyor. Tabii ki bildirecek çünkü yüce yaratıcı bizi anlatıyor. Yaratan bilmez mi? Yaratan bilir. İşte bizim huyumuzu sıkıntılı anında ne yaptığımızı en iyi bilen Allah'tır. Ve devamında Allah Azze ve Celle diyor ki Kul de ki Era'aytum in kâne min indillâhi thumme kefertum bih De ki gördünüz mü bana söyleyin o Kur'an eğer Allah katından ise ve sonra da siz onu inkar ediyorsanız devamında men edellu mimmen huve fi şikakin ba'id eğer siz inkar ediyorsanız uzak bir ayrılık içinde olandan daha sapık kim vardır? Yani Allah Azze ve Celle diyor ki bana haber verin gördünüz mü? Şayet bu Kur'an Allah katından ise ve siz de bunu inkar ediyor iseniz bundan daha sapık,
bundan daha büyük bir sapıklık, uzak bir sapık kim vardır bunu söyleyenden? Diyerek Allah Azze ve Celle Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin büyük bir sapıklıkla sapmış olduğunu söylüyor. Uzak bir sapıklıkla sapmış olduğunu söylüyor ve Allah Azze ve Celle insanlara ayaklarını denk almasını söylüyor. İhtimallerle hareket etmemesini söylüyor. Şayet bu Kur'an Allah katındaysa ne yapacaksın o zaman? Şayet ahiret haksa ne yapacaksın o zaman? Şayet cehennem haksa ne yapacaksın o zaman? Allah Azze ve Celle kullarına ayaklarını denk almasını bildiriyor. Öyle ihtimallerle ahiretinize heba etmeyin. Var mı yok mu diyerek heba etmeyin. Böyle yaparsanız kıyamet günü geri dönüşünüz olmaz. Çünkü bu nedir? Ayetin devamında olduğu gibi bu büyük bir sapıklıktır. Büyük, uzak bir sapıklıktır. Burada artık geri dönüş yoktur ki Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini inkar eden insanların durumunu biz ne yaptık? Biz anlattık bir önceki ayetlerde. Ve bunların yerinin cehennemin ortası olduğunu, kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin bunlara haklarını tas tamam vereceğini anlattık. Ve bunu söyledikten sonra Allah Azze ve Celle yani bu surenin akışı ile insanların düşünüp tefekkür etmesi için ne yapıyor? Onları uçsuz bucaksız yerlere yönlendiriyor. Mesela Allah Azze ve Celle bazı nimetlerine yönlendiriyor. İnsanlar düşünsünler diye, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etsinler diye bazı yerlere yönlendirecek ki işte bu ayet gerçekten üzerinde düşünülmesi, tefekkür edilmesi gereken bir ayettir ki Allah Azze ve Celle diyor ki 53. ayette senurihim ayatine fil afaqi ve fi enfusihim. Biz ayetlerimizi hem afakta yani hem ufukta hem de kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Onlara göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Ta ki hak kendiliğinden apaçık ortaya çıksın. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Ve Allah Azze ve Celle her şeyin üzerinde Rabbin şahit olması yetmez mi diyerek peygamberine bunu soruyor. Kardeşler işte burada Allah Azze ve Celle kullarına iki çeşit ayet göstereceğini söylüyor. Senurihim, sana ileride göstereceğiz. Onlar görecekler. Nerede görecekler? Fil afaki, yani ufukta, uzakta görecekler. Başka? Fi enfusihim ve kendi nefislerinde görecekler. Yani hem içlerinde hem dışlarında. İki yerde de biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Peki bu ayetleri gösterdiğimiz zaman ne olacak? Hak apaçık kendiliğinden ortaya çıkacak diyor. İşte alimler burada afaktan kasıtın ne olduğunu söylemişler. Demişler ki afaktan kasıt bugün bizim Türkçemize giren ufuk. Biliyorsunuz ufuk bir şeyin uzak olması demektir. Kişinin uzaktan bir şeyi izlemesine ufuk diyoruz biz. Dolayısıyla uzaktan gelen ayetlerimizden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Müfessirler kendi aralarında farklı farklı görüşler beyan etmişler. Bazıları demişlerdir ki uzaktaki ayetlerden kasıt demişlerdir ki gök cisimleridir. Düşünün gök cisimleri güneş, ay, gezegenler bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ayetlerdir. Kevni olan ayetler. 14 asır geçti. Biz her asır yeni bir şey öğreniyoruz. Demişler ki Allah Azze ve Celle'nin kastettiği işte budur. Her geçen asır, her geçen gün, her geçen yıl biz Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine şahitlik ediyoruz. Görüyoruz. Örnek vereyim. Biz bundan önce güneşin büyüklüğünü, hacmini ölçemiyorduk. Evet, güneş büyük bir varlıktı ama ölçemiyorduk. Bakın aradan yıllar geçti. Biz şu anda güneşin büyüklüğünü ölçebiliyoruz. Ve güneşin bu kainatın içinde küçücük bir şey olduğunu da anladık. Nasıl anladık? Teknolojiyle anladık. Bilim ile anladık. Bununla beraber milyarlarca galaksi var.
Her galaksinin içinde milyarlarca yıldız ve taşlar var, gök taşları var. Doğru mu? Bunların her birini biz ne zaman öğrendik? Daha yeni yeni öğrendik, bilimlerle öğrendik. Allah Azze ve Celle ayette bazı yerlere vurgu yapıyordu ama bilimle bunu ortaya koyduk. Allah size göstereceğim dediği kasıt budur diyor alimler. Veya mesela evrenin genişlemesi, evrenin büyümesi. Bunu Allah Azze ve Celle kitabında bildirdi. İnsanlar daha yeni yeni keşfediyor. Yıldızların büyüklüğü, ayın dünya üzerindeki etkisi, güneşin dünya üzerindeki etkisi, faydası, bunları biz ne zaman öğreniyoruz? Daha yeni yeni teknolojiyle, bilimle öğreniyoruz. Allah Azze ve Celle ben onlara göstereceğim, kasıt bu demiş bazı alimler. Bazı alimler de ufuktan kasıt şudur demişler. Yani Allah Azze ve Celle'nin aradan yıllar geçse bile fetihlerinden bahsediyor diyor. Yani biliyorsunuz İslam ordusu peygamberin vefatından sonra birçok yeri fethetti. Doğru mu? Ve bütün dünya Müslümanları kabul etti. Kur'an'ı kabul etti. İşte kastedilen budur diyor bazı müfessirler. Uzaktaki ayetlerden kasıt, ufuktaki ayetlerden kasıt budur. Peki kendi nefislerindeki ayetlerden kasıt nedir demişler? Demişler ki, örnek vereyim, büyük müfessirlerden İmam Kurtubi demiş ki, insanın yaratılışıdır demiş. Düşünün, sen tek bir yerden bir sıvı alıyorsun ama iki yerden çıkıyor. İşte bu yüce yaratıcının büyük hikmetlerindendir demiş. Veya örnek vereyim, senin vücudundaki bazı organların işleyişi. Biz nasıl öğreniyoruz bunu? Bilimle öğreniyoruz. Parmak izini düşün. Kalbin hiçbir elektriğe, hiçbir güce ihtiyaç duymadan çarpması. Durduğu zaman ölmen. Bunlar olağanüstü şeyler. Gözlerinin ne kadar keskin görmesi, içindekiler. Bunu kim görüyor? Bunu şu anda doktorlar anlıyorlar. Kimi bilim kabuğunu kırıp Allah Azze ve Celle'ye yönelemiyor. Kimi de bunu yaratan bir Allah var. Azze ve Celle ne güzel yaratmış diyerek Allah'ın ayetlerine teslim oluyor. Her bir organın üzerinde düşünüp tefekkür etsek bu böyledir. Veya insanın anne karnındaki yaratılışı, evreleri. Biz bunu ne zaman gördük? Bilimle gördük, ilimle gördük. Gördük ki Allah Azze ve Celle ona nasıl şekil veriyor. Onu nasıl şekilden halden hale sokuyor. Biz bunu bilimle gördük ve Allah'ın ayetlerine teslim olduk. Ama bu bilimin kabuğunu kıramayan insanlar orada kaldılar. Dediler ki bu şöyledir, böyledir. Doğru mu? Allah Azze ve Celle işte kendi nefislerinizden kasıt budur demiş müfessirler. Yani insanın kendi vücududur. Veya başka müfessirler de demişlerdir ki Mekke'nin fethidir. Yani kendi içinde bulundukları yerin fethedilmesidir diye de tevil etmişlerdir, anlatmışlardır. Bunların her biri doğru mudur? Evet, bunların her biri doğrudur. Çünkü biz kainatın olağanüstü yaratılışını evet zaten iman etmiştik. Ama en iyi Allah'tan kim korkar? Bilen korkar. Sen Allah Azze ve Celle'nin bu kainatı nasıl yarattığını bir görsen, bir bilsen, uçsuz bucaksız gezegenleri bir bilsen, bir görsen, İnsanın yaratılışını ah bir bilsen, bir görsen, doktorların bir anlattığını bir anlasan, bir tefekkür etsen, o zaman Allah'ın kevni ayetlerini tam olarak anlayacaksın. Vallahi ve billahi, insan kalbi sadece tefekkür ediyor. Kalp ya ne bir elektrikle çalışır, ne bir kömürle çalışır, ne bir şeyle çalışır. Allah çalış deyince Azze ve Celle çalışıyor, dur deyince duruyor. Öyle bir kalp. Bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Kendi kendine aynadan baktığın zaman şu yaratılışına, şu gözlerine, şu kulaklarına düşünün ki sesler geliyor ve o sesleri ayıran bir kulak. Bir kulak. İşte bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Düşünün bir burun var, kokuyu ayırıyor. İyi koku, kötü koku. Bir dil var, tatlıyı, tuzluyu ayırıyor. İşte bunlar akıl sahipleri için burada ibretler vardır. İşte bu Allah'ın ayetleridir. Allah Azze ve Celle biz onlara göstereceğiz. Neyle göstereceğiz? Kendi kendilerine bunlar bunun farkına varacaklar diyor. Dedim ya, kimi bilim kabuğunu kırıyor,
kimi ise kırmıyor. Ve Allah Azze ve Celle sanki şöyle dermiş gibi, yani bunların hiçbiri olmasa da ey Muhammed, hiçbiri olmasın, Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Yetmez mi yani? Biz bunların hiçbirine ihtiyaç duymuyoruz. Ya Rabbim, şahit olarak sen yetersin bize. Başka ayetlerde Allah Azze ve Celle bize şu cevabı vermemizi istiyor. Yol gösterici olarak Allah yeter. Şahit olarak Allah yeter. Vekil olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Yardımcı olarak Allah yeter. Hesap görücü olarak Allah yeter. Allah kuluna yeter. Bitti. Bunun üzerine insan bunu diyecek. Ya Rabbim, sen bize yetersin. Şahit olarak da yetersin, dost olarak da yetersin, vekil olarak da yetersin, yol gösterici olarak da yetersin, hesap görücü olarak da sen yetersin. Biz sana dayandık. Hiçbir ayet görmesek de biz senin indirdiğin bu kitaba iman ettik. Çünkü bu kitap muttakilere yol göstericidir. Mulhitlere, kafirlere, münafıklara değil. Mulhit her zaman mulhittir. Kafir her zaman kafirdir. Nankör her zaman nankördür. Gözleriyle görse bile inkar eder ki nice peygamberler, nice mucizeler ortaya koymalarına rağmen onlar bunları inkar etmişlerdir. Gözleriyle görmelerine rağmen inkar etmişlerdir. Ne bekliyorsunuz ya? Ne bekliyorsunuz? Dolayısıyla bu kitap her zaman söylediğim gibi muttakilere yol göstericidir. Son ayette ise 54. ayette Allah Azze ve Celle der ki: "Ela dikkat edin. İnnehum fi miryetin min liqai rabbihim." Dikkat edin. Dikkat edin. Gerçekten onlar Rablerine kavuşma konusunda derin bir kuşku içindedirler. Derin bir kuşku içindedirler. Yine Allah Azze ve Celle dikkat çekiyor. "Ela innehu bi kulli şeyin muhit." Dikkat edin. Allah Azze ve Celle gerçekten her şeyi kuşatmıştır. Yani bunlar inkar ediyorlar ama bunlar bir yere kaçamazlar. Herkesi kuşatıcı olarak Allah var. Sen Allah Azze ve Celle'nin arzında hiçbir yere kaçamazsın, çıkamazsın. Çünkü Allah Azze ve Celle her yeri kuşatmıştır. Her yeri kuşatmıştır. Düşünün ki bazı insanlar var, Allah'la mücadele ediyorlar. Allah'la çekişiyorlar. Hiç düşünmüyor musun? Sen Allah'ın arzındasın. Allah Azze ve Celle seni kuşatmış. Nereye kaçacaksın? Şayet haşa Allah'tan başka ilahlar olsaydı derdin ki ya bununla aram bozuldu, buna gideyim. Allah'tan başka ilah yok. Sen nereye kaçacaksın? Nereye gideceksin? Allah seni kuşatmıştır. Sen dünyalık birine kızabilirsin. Sıkıntı yaşayabilirsin. Bir şehirden başka bir şehire gideceksin. Birine kızdın, başka birine sığınacaksın. Senin Allah'tan başka sığınacağın kim var? Kim seni Allah'a karşı koruyabilir? Hiç kimse. Hiç kimse seni Allah'a karşı koruyamaz. Hiç kimse Allah'a karşı seni savunamaz. Şahit olarak Allah yeter. Kuşatıcı olarak Allah yeter. Başka hiç kimse seni ne yapamaz? Sahiplenemez. Allah Azze ve Celle'nin azabından kurtaramaz. Onun için dünyada bunları yapabilirsin. Ama Allah Azze ve Celle'nin azabından kurtulmak için Allah'ın dediği gibi bir kul olman lazım. Bunun dışında sen ne yapamazsın? Allah Azze ve Celle'den kurtulamazsın diyeceğiz. Evet. Bu ayetle Fussilet suresini bitirdik. Allah Azze ve Celle bu okuduğumuz ayetlerle amel etmeyi nasip etsin. Amin. Yine Allah Azze ve Celle muttakilerden eylesin. Amin. Gerçekten Allah Azze ve Celle bu surenin içindeki o bahsedilen kafirlerin düştüğü durumdan bizi korusun. Müminlerin düştüğü durumla bizi karşılaştırsın diyelim. Gerçekten bu surede bize çok büyük ibretler vardır. Allah Azze ve Celle tafsilatlı bir şekilde kullarının farklı farklı yönlerini ortaya koymuştur. Allah Azze ve Celle bize Kur'an'ı hakkıyla okuyup anlayan ve anlatan insanlardan eylesin diyelim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.